Antifight kanalını ele geçirdim. Şu an Tayland, Bangkok'tayız. Saat sabah 6. Gözlerim çok şiş, belli oluyordur. Yaklaşık 3 saatlik uykuyla duruyorum. One Championship'in ana maçı Amerika saatine göre yayınlanıyor. Paralı yayın olduğu için. Organizasyon sabah 7'de başlıyor. Biletimizi de dün akşam aldık. O yüzden saatte kalkmak zorundaydım. Dün akşam zaten maçtan geldim. 2 gibi oteldeydim. Şimdi tekrar 3 saatlik uykuyla Lumpini'ye doğru gidiyorum. Nongo ve Cenat'ın, Hagerty'nin maçını izlemek için. Sizlere de bu atmosferi göstermek istiyorum. Antifight olarak sizleri bu güzel organizasyondan mahrum bırakmak istemedik. Lumpini'ye çok yakın bir mesafedeyim. Otelimi ona göre ayarlamıştık. Yürüyerek gidiyorum. Yaklaşık 5 dakikalık bir yürüme mesafem var. Oraya gidince görüşürüz. Şu an Lumpini'nin önündeyim. Yani sabahın kör olmasına rağmen kalabalık bu şekilde. Gerçekten insanlar bu günü bekliyorlar. Size çok güzel bir şey göstermek istiyorum. Yani sabah olmasına rağmen çok güzel bir kalabalık var. Şuranın keyfini gerçekten yaşamanızı isterdim. Ben şu an çok mutluyum gerçekten. Yeme içme kahve bölümü var. Güvenlik önlemleri de hat safhada çünkü dünyanın en iyi organizasyonlarından biri. Askerler ve kurt köpekleri burada nöbet tutuyorlar. Şurada yazık yorulmuş köpüş. Burada bu arada Nongo'nun takımındaki kişiler var. Onun tişörtlerini giymişler. Burada da çok güzel bir kahveci var. Dün buradan Americano Orange'ı denemiştim. Çok güzeldi. Ama bugün sadece Ice Americano olacağım. Çok tatlı bir ikili. Fiyatlar da gayet uygun. Yerken yine çekemedim. Şöyle dünden kalan bir mührüm var. Bugün de bu var. Ve tekrar saatim var. Şu an içeriye doğru gidiyorum. Ve maçlar zaten başladı bile. Arkadaşlar şu an saat sabah 7 ve durum böyle. Artık gerisini siz düşünün. Şu an salonun doluluk oranı %80. %20'lik kısmı henüz gelmedi. Çünkü gecenin ana maçı, gecenin son maçı olduğu için herkes dışarıda biraz daha bekliyor. Ufak tefek o kadar çok detay var ki bunların hepsini anlatmam mümkün değil. İnsanların kendi gözüyle görmesi gerekiyor. Burada dövüşeceğim günleri iple çekiyorum diyebilirim. Şans eseri bir tane Türk sporcu dövüşecek. İsmi Halil Amir. Yüksek ihtimal Rus ama Türkiye adına dövüşüyor. Bak bunu sevdim işte.
acayip bir olay yaşandı. Bizim dövüş Kurtlar Vadisi'nin müziğiyle çıktı. Çok şaşırdım gerçekten. Boşuna ayıyla güreşmiyor bunlar ha. Gerçekten inanılmaz bir maçtı. İşte hayat çok enteresan. Hagaretil gerçekten dediğini yaptı. Yani helal olsun.
ev sahibine karşı o kadar büyük baskın bir atmosfere karşı mükemmel bir profesyonellik sergiledi. Gerçekten tebrik ediyorum. Çok güzel, çok keyifli, çok çok acayip bir serüvendi benim için. Çok keyif aldım. Burada olduğum için çok mutluyum, çok şanslı hissediyorum kendimi. Bunun için de canım sevgilim, sana çok teşekkür ediyorum gerçekten. Antifight her yerde arkadaşlar, biliyorsunuz. Dünyanın öbür ucundayız. Yani güzel içerikler üretiyoruz. Kanala emek, çok fazla emek veriliyor. Yani görüldüğünden çok çok daha fazla. İzlerken tekrar yaşayacağım bu anları, o şaşkınlığımı. Siz de bizimle birlikte bu maceraya katılın, bizimle birlikte eğlenin. Diyeceklerim bu kadar. Tekrar çok teşekkür ediyorum herkese. Bu arada Van'dan da ufak bir alışveriş yaptım. Sosyal medyada paylaşırım, üzerinde görürsünüz. Kendinize çok iyi bakın. Kendi adıma yaklaşık 12-13 gün sonra Dünya Şampiyonası başlıyor. 2023 Dünya Şampiyonası yine Bangkok'ta olacak. Beni izlemeye devam edin. Bangkok'ta görüşürüz.